TV ekranlarından herkese merhaba. Sevgili izleyiciler bu hafta çok yoğun buluşmaların, çok yoğun açıklamaların, çok yoğun tartışmaların içindeydik. Hepsine el alıp değerlendirmeye çalışacağız. Zamanımız yettiği oranda. E, tabii ki nevroz yine bu haftaya damgasını vurdu. Özellikle büyük amet nevrozunda çok önemli mesajlar verildi hem konuşmacılar hem halk tarafından. Karayalan'ın açıklamaları vardı ve e, bugün KEDEK'e Ulusal Birlik çağrısını bir kez daha yineledi. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ama önümüzde seçimler var, yerel seçimlere de. Son bir haftadayız. E, çalışmalar yoğunlaştı. Tabii ki sonuçları da merakla bekliyoruz. Onları da ele almaya çalışacağız. Bugün stüdyoda iki değerli siyasetçimiz var. Her zamanki gibi Nursel Aydan bizimle birlikte, Pero Dündar da bizimle, e, Nazan üstünda da bağlantıyla bizimle birlikte olacak. Evet, Nursel senle başlayalım. Tabii ki Ahmet'le başlamadan olmaz. <laughs> e, yani muhteşem bir kalabalıktı. Yani çok böyle nevrozlara tadık olduk birlikte. E, gittik de e, orada... Hem e, halay çektik, hem o halkla bir arada olduk. Ekranlardan izlemek de iyiymiş. Gerçi orada <laughs> olmak vardı ama <laughs> biz anca artık ekranlardan izliyoruz. Tabii çok e, güzeldi gerçekten. E, tabii ki çok e, Nevroz kutlaması oldu. Çok önemli hep her yerde önemli mesajlar verdi, verildi. Yarın da ağrı da olacak. Bugün yapılamayan birkaç yer var e, hava koşulları nedeniyle. Belki onlar da yarıda ertelenmiş olabilir. Ya ee, ama final e, ağır ile olacak. Fakat tabii ki herkesin gözü kulağı her zamanki gibi Ahmet'teydi. Ee, hakikaten kalabalık muhteşemdi ama önemli gelişmelerde, önemli mesajlarda vardı. Önce oradan başlayalım. Evet Filiz, yani senin dediğin, dediğin gibi tabii Kürt halkının e, mücadelesinin nabzı ...Amet'te evet. atar... ...bütün siyasal e, görüşler, düşünceler... ...her zaman olduğu gibi biliyorsun... ...Amet'ten verilir... Nevroz da m, a, esasında... E, ...yani bu görüşlerin... ...düşüncelerin açıklandığı gündür... ...siyasi mesajların... ...en güçlü şekilde verildiği gündür... E, ...tabii ki Nevroz'un... ...tarihsel anlamı çok tartışıldı... ...ama tabii günümüzde Nevroz'u... ...Kürt halkı... E, ...mücadele, direniş ve özgürlük günü olarak... ...kutluyor... Dolayısıyla Kürtler'de ifade ettiği e, anlam bu. Her 21 Mart'ta da dediğim gibi Kürtlerin siyasetinin e, merkezi, Kürt halkının e, siyasetini merkezi Ahmet'ten de e, çok güçlü e, görüşler, düşünceler e, Türkiye halklarıyla e, paylaşılır, basınla, kamuoyuyla paylaşılır. Yani dediğim gibi tabii herkesin gözü kulağı şeydeydi, e, Ahmet'teydi ama tabii ki Amet mitingi yine gelinceye kadar ondan önce yapılan mitingler. Örneğin İstanbul mitingi bir hafta önce yapılmıştı. Yani Nevroz mitingi şey İzmir yapılmıştı, Van yapılmıştı. Oradaki o heyecan, katılan kitlenin yoğunluğu, motivasyon aslında üç aşağı beş yukarı de nasıl geçeceğini herkese gösteriyordu. Bize de gösterdi. Ama ona rağmen tabii ki biz de heyecanla bekledik. Yani e ametli olmak böyle bir şey gibi yani hastalık gibi bir şeydir. Yani bütün ametliler illaki ametli olmak isterler. Yani nereye giderlerse gitsinler hep böyle büyük bir amet özlemi vardır. Yani çok dikkat çekici bir şeydir bu. E, dolayısıyla nerede olursa olsun insanlar hem ondan kaynaklı hem de tabii bir milyona yakın insanın katıldığı bir amette olmayı herkes ister hepimiz. E, isteriz. Sana bir bir ve İstanbul'u İstanbul'dan çok amedi özledim. evet yani. doğru. <gülüyor> 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 doğru ben hep şu şekilde tarif ederim Filiz. Sorarlar mesela Ahmet nasıl bir kenttir diye. Ben Ahmet için şöyle derim, İnsanın kendini en özgür hissettiği kenttir. Yani sokaklarda yürürken, caddelerde yürürken, bir parkta, bahçede e, otururken en yüksek sesle düşüncelerini paylaşabildiğin, kendini en özgür hissettiğin e, kenttir diye. En tanıdık hissettiğim. E, e, ya da e, öyle de evet <laughs> en tanıdık hissettiğim. evet. Öyle. Gerçekten muhteşemdi tabii. Yani katılan kitle e, önemli. Yani sahiplenme anlamında nicel e, sayı çok önemli. Yani bütün basın medya verdi. E, a, yani demek o, o kadar bir katılım olmasaydı burjuva basını ya da işte yandaş medya e, en dip düzeyden vermeye çalışır biliyorsun katılım düzeyini. Böyle çok ciddi şeyler yoktu. <laughs> e, katılımla ilgili rakamlar yoktu. Demek ki onlara göre de e, muhteşem, muhteşem bir muhteşem. E, kalabalık e, vardı, muhteşem bir kitle vardı. Tabii kitlenin ne dediğim gibi e, katılımı şey açısından önemli. Yani işte 8 yıldan beri süren bir tasfiye operasyonu var. Yani AKP hükümeti faşizmi inşa etmeye çalıştı, korku imparatorluğunu kurmaya çalıştı. Yani işte o insanların beyninde, düşünce ruh dünyasında korkuyu yaratarak insanları alanlardan, meydanlardan çık şey yapmaya, çekmeye, mücadelesiz kılmaya çalıştı. O nedenle tabii Nevroz gibi böyle önemli bir günde, önemli bir mitinge milyona yakın insan katılması ilk önce AKP'nin bu 8 yıllık tasfiye politikasının sonuç vermediğini bize gösteriyor o anlamda. Kitlesel katılıma vurgu yapıyorum yani hakikaten evet. de e, öyledir. E, kendileri açısından da e, öyle değerlendirdiklerini e, umuyorum. Hep söylüyoruz yani evet. Nevruz yani, e, evet bir bayram ama aynı zamanda direnişi sembolize ediyor. Yani o alanda bulunmak aslında bir tutum almakta aynı Tabii zamanda. Ki. Yani Tabii bir ki. Bir kutlamanın yanı sıra hani ben buradayım. Ben halkla halkımın yanındayım. E, o kalabalıklarda kucaklaşıcı merkezde demektir. E tabii ki tabii ki iktidara yani e, değil, evet. e, temsilcileri arasında aracılığıyla e, böyle söylenenlerin e, şeyi biziz yani e, muhatabı biziz diyenler var orada. Yani Hı. öyle olmasa çünkü her konuşmacının sözleri cümleleri lafları o kadar ciddi bir şekilde alkışlanmaz sahiplenmez sahiplenilmez o anlamda tabii ki katılım çok önemli umarım iktidar da bundan gerekli dersi almıştır çünkü dün şey vardı Frankfurt Nevrozu vardı hakikaten orada da geçen yıla göre gelenler mutlaka biliyorlar o zaman sen para yoktun tabii ki <laughs> Yani iki misli veya daha fazla sayıda bir kitle vardı. Geçen sene 40-50 bin civarında hatırlarsan bir kitlenin katılımından söz ediyorduk Frankfurt'ta. Ee, bu yıl ikiye katlanmış bir e, kitle. Yani sadece sayısal, rakamsal şeyler de e, bazen önemli olmayabilir. Yani katılanların ruhu, Hı -hı. sahiplenişi, motivasyonu e, bunlar da çok e, önemli tabii ki yani. E, hem Ahmet'te o vardı hem Frankfurt'ta o vardı. Sonra konveteş başkanı sevgili Rüken konuşma yaparken söyledi yani Almanya hükümetine biz bir halkız dedi yani. Ülkenizde Kürt sorunun çözümsüzlüğü nedeniyle yaşamak durumunda kalan, buraya gelmek durumunda kalan bir halkız. Türkiye ile ilgili politikalarınızdan vazgeçin, Kürt halkının taleplerine kulak verin dedi yani o anlamda. <laughs> önemli. Ahmet, evet e, Perroyla devam edelim Peru. E, hem konuşmacılarda hem halkta e, iki vurgu çok önemliydi. Sen ne diyeceksin buna? Bir e, çözüme dönük sloganlar ve vurgular. İkincisi Abdullah e, Kürtal halkları Abdullah Öcalan'a dönük hem vurgular hem de sahiplenme kitlenin sahiplenmesi öne çıktı. Sen de böyle gözlemledin mi? Nasıl da Ahmet Metinge? Tabii ki yani Ahmet Nevruz olunca valla baştan sonuna kadar oturdum put gibi kesildim televizyonun önünde. <gülüyor> <gülüyor> hem heyecanlandım hem duygulandım <laughs> hem coş o coşkuyu yaşadım yani insan yaşıyor. Yani hani derler ya Ahmet'ten olmasan da bile yüreğin Ahmet'tedir. <laughs> Herkes gibi dünyanın gözü Ahmet'teydi. Kürtlerin de yüreği Ahmet'te birleşmişti. Halkların yüreği, kadınların, gençlerin yüreği Ahmet'teydi. Ee, Nürsen arkadaşın da belirttiği gibi Ahmet deyince surları gelir akla. Zeki Alkan gelir, Mazlum Doğan gelir, Gülten Kışanakların gelir. Sakine Cansızların cezevi direnişleri gelir akla. Yani hani buna benzer binlerce şey. Halk önderinin Ahmet da dönem dönem gönderdiği mesajları, çözüm süreçlerine ilişkin. Bunlar herkes böyle bir şey var yani Ahmet hani derler ya. Yani Ahmet Nevroz'un ortak kimlidir? Nevroz da Ahmet'in bütünlüğüdür yani böyle bir el almak gerekiyor. Ee, yani oradaki verilen mesajlar yani belki bu hani siz daha önce değerlendirildi şey ama ortak bu seferki tüm Nevrozların gerçekten de mühteşem bir e, coşku var. Bir de bilinçli bir katılım var. Onu insan Hı -hı. dikkat çekiyor. Bir de son kuşak çok fazla katılımdı. Yani kadın Hı -hı. ve gençli. Gençler çok fazlaydı. Hı -hı. Hani derlerdi 7'den 70'e böyle 4-5 kuşak bir arada. Hı -hı. Tüm Nevrozlardaydı. Yani Ahmet'in de böyle bir şeyi vardı. Zaten onun için tüm iller, diğer yerler hepsi yapıldı. Ve o gün özellikle Ahmet için bırakıldı. Çünkü... Yani Ahmet olunca diğer yerler hepsi iç firar yaparlardı. Kaçamak <laughs> yapıp diğer Ahmet Nevruz'una giderlerdi. Onun için bu ilki Ahmet Nevruz'una böyle herkesin oraya katılması gerekiyordu. Ona katılır. E i̇ki önemli bir süreçten geçiliyor. Yani bir halk önderi için başlatılan bir kampanya süreci var. Yani bir süreç var, bir hamle var. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Yani direkt ben hani Önderliğe özgürlük, kürsüne çözüm böyle bir şiirle katıldı. 8 Mart onun paraleldi Gerçekten zaten. 8 Mart aynı Jean Jean sloganıyla iki yıldır kutlanılıyor yani her dönem şey yapılıyor. Yani hem 8 Mart çok coşkuluydı katılım, hem de nevruz. Bir de seçim var yani aslında biraz böyle seçimin havasını da insan görebiliyordu orada Yani siz de belirttiniz aslında Ahmet Nevruz'u bir irade beyanıydı. <laughs> Gerçekten de yani her nevruz böyledir. Hani meydanlardayız, varız, buradayız. Verilen mesajlar da oydu. Kürdüz, burası da Kürdistan'dır. Yani bunu inkar edemezsiniz. Yani inkar etmekle sorun çözülemez. İnkar etmekle burayı göremezsiniz. Yani hani görmezsen de sorun görmemezlikten gelemezsin. Hani derler ya düşünmezsen yoktur ama öyle değil Deş. yani. Düşünmesen de bile var. var Kürdistan'da var. Kürt sorunu da var. Kürtler var, özgürlük var, direniş var, mücadele var. Bunlar hepsi birlikte yürüyor. Ve böyle bakmak iki mesaj yani bir te, yani her yerde olduğu gibi yüksek sesle e, halk önderliği için özellikle özgürlük isteme talebi çok yüksek perdede dilendirildi. Diğeri de Kürt sorunu konusunda çözüm mutlaka sağlanmalıdır. Bu, bu ister AKP olursa başka bir iktidar var ama bu devlet politikasını ya da 100 yıllık devlet projesinin artık Kürt sorunu çözmemekten dolayı çözülüyor yani. yani. gerçekten temel sorun budur. Yani şu anda Kürt sorunu temel çözülmemesini Türkiye'deki yaşanan tüm krizlerin, çıkmazların, tıkanıklıkların sorunlardan biridir yani çözemediği için. Onun için bu iki mesaj net verildi. Yani ee, bir de birlik olma yani örgü, örgüt olmak, birlik olmak, bir arada olmak, danışma içerisinde olmak. Yani bu mesele sadece Kürtlerin meselesinin olmadığını tüm dünyaya, tüm Türkiye'deki yaşayan halklara, herkese bir mesaj verildi. Yani gerçekten Kürt sorunu deyince sanki sadece işte Kürt sorunu partilerine aittir ya da işte bir kesimin ya da Ahmet'in işte bilmem Van'ın meselesidir. Oysa sadece bu mesele sadece Kürdistan'a değil. Hem Orta Doğu'yu hem dünyayı hem Türkiye'yi ilgilendiren bir sorundur. Onun için de bu sorunun çözülmesi gereken yer bu burasıdır. Ahmet'tir. Ahmet Kürt siyaseti açısından önemlidir. Yani çünkü devlet de Ahmet'i kendisine çöktürtme planının merkezine koymuş yani. Ahmet'i düşürürsen Kürt sorunu düşürülür. Kürt sorunu kalmaz ya da işte ben Ahmet'te ihral da kalmaz böyle bakılıyor. Yani çünkü Ahmet sadece şimdi değil ki şeyh Saidlerin direniş merkezidir. Setrız'ların direniş merkezidir. Zekiyelerin, mazlumların, binlerce Kürt gençlerin direndiği alanlardan biridir yani ya da binlerce insanın yaşamını yitirdiği alanlardan biridir. Ve ne için? Çünkü özgürlük sevdasıdır. Yani özgürlük sadece işte bir yerle sınırlandırılamaz. Özgürlük sadece bir alanla mücadele edilerek biter değildir. Ya da işte bir yere kadar gideriz özgürlük o değil. Yani özgürlük sonsuzluk bir mücadele ister, sonsuzluk bir direniş ister. Bu nevroz da aynı zamanda öyle bir başlatılan hamlenin Şubat ayında bitirildi. Yani bir aşaması bitirdi İkinci hamlesi ve başlama tarihi aslında nevrozla başlatıldı yani bir daha üst seviye çıkardı yani özgürlük olmadan yaşam olmaz özgürlük olmadan e, asla var olamayız yani belki bununla paralel olarak mesela dilini yasaklayan kültürü yasaklayan sanatçılarını yasaklayan her yerde bir bir soykırım var yani dikkatle iki yıldır Ahmet nevrozun olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar aramalarından tutalım engellemelerine rağmen ses cihazlarına kadar ses düzenine kadar bile el koyar. Yani hani ben istediğim zaman ses açarım istedim ama halk bunu her şeye rağmen geçenir Geçen yıl tellerle ördüler insanlar tellerin üstüne çıktılar yani. Ya, ah Engel taşıyamaz yani. çok aşıldı. Evet yani hani özgürlük <laughs> barikatı oluşturuldu <laughs> öyle diyelim. <laughs> Gerçekten Ahmet Nevrozi'nin bir Birlik olma mesajı çıktı. Bir özgürlükten asla vazgeçmeyeceğimiz mesajı çıktı. Ve bir irade beyanını ortaya konuldu. Yüksek sesle hiç kimseden tereddüt olmadan yani. Bir de en fazla dediğim gibi kadınlar, gençler, barış adalet için yürüyen kadınlar, anneler hepsi oradaydılar. Ve bir, bir, de katılanlar mesela sanatçılardan bile daha çok Orta Doğu ve uluslararası alandan katılanlardı. Herkes Ahmet Nevruz'una katılmak ister gerçekten. yani çünkü oranın havasını sovmak Ahmet'te olmak ayrı bir şeydir yani evet Nursel, gerçekten e, Ahmet'ten Ahmet'teki mesajlardan söz ettik e, dediğim gibi bu hafta çok fazla mesaj ve açıklama oldu e, şimdi bir arada tartışalım istiyorum birazcık çünkü çok tartışılıyor e, Türk basınında tartışılıyor muhalif olan Türkiye'liler basında da tartışıyor İşte yorumcular tartışıyor Şimdi e, mesela Abet Nevroz'una Leyla Zana'nın mesaj vermesi bile anlam yüklenerek tartışıldı. E, çok net soracağım. Bir çözüm süreci başlama ihtimali var mı? Yani şey zaten Pero söyledi hani uluslararası bir mevzu artık hani o kadar kolay çözülecek bir e, durumla karşı karşıya değiliz. Ama bir yandan böyle bakılıyor, bir yandan da e, Sayın Murat Karayola'nın bir açıklaması vardı. Dedi ki biz SİHA'larla baş edecek bir yöntem geliştirdik, temin ettik çeşitli araçlar. Ve e, daha sonra da zaten düşülen siyahların görüntüleri yayınlandı. Yani süreç nereye evrilecek? Çözüme mi? Savaşa mı? İkisi bir arada mı? <laughs> Bunlar çok tartışılıyor. <laughs> Aslında hani konunun muhataplıkları tartışmayınca ortalık yani çok bu ara yorumlar dinledim. E, muhatap olmayan herkes tartışıyor. Yalan yanlış da şeyler söyleniyor. Sen nasıl görüyorsun? Hani hem verilen mesajlarla evet. hem bu gelişmelerle önümüzdeki süreci nasıl görüyorsun sen? E, şimdi tabii e, sevgili Leyla Zana'nın verdiği mesaj üzerinden değil aslında e, böyle bir süreden beri AKP iktidarının bu AKP-MHP faşist iktidarının e, yani seçim çalışmaları bağlamında dahil olmak üzere e, çok fazla bir e, baskıcı politika e, izlemediğini görüyoruz. Yani işte bu seçim çalışmasının yürütüldüğü yerlerde göreceli olarak diyorum yani mutlaka var fakat var. göreceli olarak. Daha böyle seçim çalışmalarının iyi bir ortamda yapıldığını, çok fazla böyle işte polisi müdahale etmediğini, dönem dönem bazı yerlerde yaptılar, Oo. işte Van'da yaptılar, işte Kızıltepe'de gençler yürüyüşe yaptılar. gençler işte böyle gazlarla şey müdahale etmeye falan çalıştılar. Ama, daha Ama ağır Yani daha ağır süreçlere göre dedim ya göreceli olarak böyle daha kısmi bir daha rahat seçim çalışması yapıldığını görüyor izliyor insanlar yani buradan da hareketle acaba bir şey mi var çünkü insanlar şunu bekliyorlar yani bu AKP şeyse bizim bildiğimiz AKP ise bu seçim çalışmasını bize yaptırmaz bize yürüttürmez. E şimdi böyle bu tabloyu da görünce acaba niye gibi bir şey çok e, çok soru farklı. işareti. ama bir yandan He, da çok ağır bir, e, şimdi, bir şey de var AKP'de. E, şimdi Güzel diyorum de, ya şimdi tabii. Ve, e, e, tabii ki yani onu diyeceğim. Şimdi eleşim. şey var tabii böyle bir ortam var ama bu niye olabilir? Bu AKP'nin bir politikası, seçim taktiği. Olabilir. Yani biz yeni seçime girmiyoruz tabii. Adamlar 2000 şeyden beri 22'den e, beri şeydeler 22'den, yani. 2002'den, 2002'den beri, beri pardon. iktidardalar yani. Hı, 22 çeyrek yıldan beri. Neredeyse çeyrek asılı iktidar. Ve biz de o yıllardan beri e, o, yani Allah e, o, Allah o, onlarla birlikte mücadele sürdürüyoruz yani. Onlara karşı mücadele sürdürüyoruz. O yüzden çok iyi tanıyoruz. Hani derler ya senin Allah'ını tanırım diye biz onların Allah'ını tanıyoruz yani. Şimdi bir politikadır hep AKP seçim süreçlerinde biraz daha böyle baskıyı e, azaltır. E, böyle işte e, Kürt halkının e, bundan kaynaklı e, biraz oylarını kendine vermesini e, sağlamaya çalışır. Yani işte... Tabii bizim bir temel kitlemiz var biliyorsun yani bir e, Dem kitlesi var bunlar e, yani hiçbir e, şartla ve koşulda başka bir partiye gitmezler yani o kadar Türkiye'de yapılan kamuoyu araştırmalarında biliyorsun sağa sola gitmeyen tek seçmen var durma ve şartlara göre o da Dem Parti seçmenidir ya da işte HDP seçmenidir şimdi Dem Parti seçmenidir diyoruz şimdi e, yani e, durum böyleyken işte AKP bunu niye yapıyor? Tabii işte bizde de sadece bu değil. Böyle gelen giden oylar vardır. Yani işte duruma göre gelir. Yani öyle olmasaydı zaten 7 Haziran'da 6 milyondan fazla oy aldık. 5,5 ay sonra işte bu savaş politikaları, AKP'nin baskı politikaları, işte sağa sola attığı bombalar, yaşamını yitiren insanlar 5,5 aydaki seçimde yani 5,5 ay sonraki seçimde 1 milyon oy kaybettik. Yani bu bir milyon oy nedir? Mevcut demokrasi durumuna göre bizimle farklı partiler arasında gelen giden oylar. Ama Şimdi AKP, var Nursel, hı. orada şey var şunu da vurgulayalım. O dönemde yani o kadar büyük başarıdan sonra yeniden çatışmanın yoğunlaşması nedeniyle artık bir kısım kitlemizde sandığa güveni kaybı. Yani bir kısmı da gitmedi. Yani belki öyle ben olmuş olabilir güzel. ama sonuç olarak pek çok yerde biliyorum gidilmeyen sandık sandık, <gülüyor> sandık <gülüyor> o sırada inceledik yani belki. biz. Pek çok yerde Peki sandığa olabilir, gitmeyen de sonuç olarak var. beş buçuk ayda 1 milyon, milyon öyle oy kaybettik öyle, biz. Öyle, öyle, öyle ya da, da öyle. böyle kaybettik evet. yani. Şimdi tabii bu AKP'nin bir sürü uzmanları uzmanları var yani inceliyor adamlar dolayısıyla. Hani bu süreçlerde böyle kısmi baskıyı azaltırlar ki bu e, yani şeyli oylar bizimle diğer partiler arasındaki e, hani Dediğin gibi hareketli oyların bir kısmını alabiliriz diye ben bunun temel nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Yani böyle işte biraz kısmi göreceli bir rahatlama var. İşte bu çözüm sürecine e, bu süreç evrileceği için bunun alt zeminini oluşturuyorlar gibi yaklaşımların ben e, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Niye yani bunu düşündürten bana bir olgu var. Yani Erdoğan çıkıyor bütün mitinglerde böyle saklayıp gizlemiyor yani diyor ki seçimden sonra Orayı, yarım kaldığım işi tamamlayacağım. Yarım bıraktığı iş ne? Rojava'da 30 kilometre içeriye girecek. İşte Güney Kürdistan sınırından da 40 kilometre içeriye girecek. E bu nasıl içeriye girecek? Kara operasyonu yapacak. Hem kara operasyonu. Eğer ki ABD genellikle sessiz kalıyor. Hava şeyini kapatmıyor. E, sahasını kapatmıyor. Yani kara operasyon, hava operasyonu e, birlikte oluyor. Yani ben geliyorum diyor, ben yapacağım diyor. Yani bütün bunları e, söylerken yani acaba bir çözüm sürecinin evrilme var mı, yok mu? Tartışmaya bile gerek yok. Çünkü yani şu anda e, devletin yürütücü gücü nedir? Şey, hükümetlerdir değil mi? Yani yürütücü güç şimdi kim? AKP. Ya AKP'nin genel başkanı bunu söylüyor yani. Seçimden sonra diyor biz bunları yapacağız. Saklama gizleme falan yok yani. Kendi tabanına işte bu milliyetçi şöven e, tabana da seçimler nedeniyle bir mesaj da veriyor. İşte diyor önce vatan yani gelin bize oy verin. E, işte belediye falan önemli değil. Vatanımız elden gidiyor ve benzeri e, şeyle de bu milliyetçi dediğim ırkçı şöven oyları da e, almaya çalışıyor. O nedenle tabii ki şöyle bir durum var yani. Biz siyasetçiler olarak yani işte aidiyetimiz olan şu andaki Dem Parti e, savunmak zorundayız. Her koşul ve şartta çözümü ve barışı savunmak zorundayız. E, dolayısıyla şey de e, bu işte Ahmet Nevroz'un da Leyla Zana'nın yaptığı değerlendirmeyi biraz bu çerçevede şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Şimdi sevgili Leyla soruyor kitleye diyor ki e, işte e, yeni bir çözüm sürecine hazır mısınız? Kitle hep birlikte hazırız diyor. Bir daha soruyor, bir daha hazırız diyor. Ya bu kitle zaten hazır. Şimdi Leyla ne yaptı? Altını çizdi. Yani oradan hükümete bir mesaj vermeye çalışıyor. Hı hı. Bence şunu söylemeye çalışıyor. Savaş politikalarından vazgeçin. Bu politikalar e, hem size hem bu ülkeye bir fayda yarar getirmez. E, yarar getirecek olan tek şey bu ülke için çözümdür, barıştır. O nedenle savaş politikalarından barış politikalarına gelin. Yani politikanızı değiştirin. Bakın zaten bu Nevroz alanına toplanmış milyon insan, yani bir milyon insan çözüm sürecine barış sürecine hazırız diyor. İşte bakın ben bu teyiti alıyorum. E siz de savaş politikalarından vazgeçin barış politikalarına, çözüm politikalarına eee dönün demek istedi. Yani ben bunu böyle okumak istiyorum. Sen Yoksa okumak yani e, Leyla Zana da en az benim kadar Erdoğan'ı dinliyordur yani. <laughs> Nursel <laughs> çok net söylüyor çünkü. Yani şimdi, saklayıp gizlemiyor. Şimdi siyasetçiler çözümün altını çizerken Murat Karayalan dedi ki yakında bir şeyimiz olacak, müjdemiz olacak dedi. Herkes biraz da biz değil. Yani çünkü senin de dediğin gibi çözümün koşullarının henüz olmadığını biliyoruz. Oluşmadığını biliyoruz. Kürt halk hazır ama devletin buna henüz hazır olmadığını biliyoruz. Ee, ama herkes de özellikle Türkiye kamuoyunda, muhaliflerinde, Türkiye muhaliflerinde ben çok izliyorum onları gerçekten. Böyle bir beklenti vardı derken dedi ki biz siyalarla baş edecek bir yöntem geliştirdik. Yani e, bu hakikaten e, şimdi böyle çözüm bekleyenlere bir şey mi oluyor? Negatif bir yanıt mı oluyor sence? E, Çünkü yok, öyle yorumlar yani, da yapıldı da o yüzden e, söylüyorum. Bakın dünya deneyimlerini e, izleyin. Bir taraftan barış görüşmeleri olurken diğer taraftan çatışmalar devam yok, ediyor. De. Herhalde iki hafta önceydi değil mi? Yoksa geçen hafta mıydı? İşte sevgili Elif çok iyi anlattı yani. Kolombiya'yı anlattı. Bir taraftan ee, işte Kolombiya e, başbak Cumhurbaşkanı e, nazan, e, nazan anlattı. Evet, e, işte barış görüşmelerini, çözümü görüşmelerini şey yaparken e, yaparken e, diğer taraftan da işte farka işte orada bir sürü örgüt var biliyorsun farklı e, saldırılar devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Yani böyle bir tablo var dünyada. E, bizde de öyle. Geçen programda da sanırım söylemiştim Sayın Hücalan bu çözüm sürecinde. Şöyle demişti, yani herkes kendi işini yapsın demişti. Hı hı. Benim işim, yani İmralı'da benim işim e, çöz bu meseleyi çözmek. Ben çözümü ve barışı sağlamaya çalışıyorum. Bize yönelik de demişti siz de işinizi yapın yani. E, şeyler. Siyasetçiler siyaset yapsın. Siyaset yapsın, yapsın. E, onun dışında da yani partiyi eleştiriyordu. E, diyordu işte e, kale yapılıyor, siz oraya... 50 bin kişi, 100 bin kişi gitmelisiniz. Orayı engellemesin, engellemelisiniz. Sizin göreviniz bu. Yani bir taraftan çözüm süreci, barış süreci işte devam ediyor diyor. Hükümet bunun üzerinden bir sürü prim yapıyor. Ama bir taraftan da kale kollar yapılıyor. İşte farklı şeyler yapıyor. Kurucu, Kurucu alımları yapıyor. Hani derler ya bu ne Paris, bu ne lahana turşusu Yani şimdi diyordu siz işte Medeni Yıldırım bizim Diyarbakır'da işte e, karakollara karşı bir eylemde e, katledildi yani. E, halen mahkemesi devam ediyor. Ben milletvekili de takip ediyordum mahkemesini. O zaman bir <laughs> evet. mesajı vardı. Siz şimdi de işinizi şimdi dolayısıyla en yani büyük öyledir. savaşa hazırlıklı oluyoruz bu yani. bir realitedir. Sadece bu şey harekete özgü diye bütün dünyada öyle. Dolayısıyla benim anladığım, algıladığım şu. Pekke'de ortada bir çözüm yok, bir barış süreci yok, alınmış bir karar yok. E, dolayısıyla ne yapacak? Yani e, bir de e, hükümetin, iktidarın söylemleri var, saldıracağız diyorlar. E, o zaman kendilerine göre herhalde bir savunma mekanizması geliştirmeye e, çalıştılar. Sonuç olarak geliştirmişler. Yani ben şeyini zamanlamasını açıklama biçimini e, önemsedim. Şimdi bir, bu mücadelede e, sürdürülen önemli bir şey var. Psikolojik savaş. Yani bu mücadele önemli bir yönü var psikolojik savaş. Yani e, bu iktidar hükümet psikolojik savaş çok iyi sürdürüyor. Yani uzun süreden beri e, işte e, Erdoğan ve AKP'nin işte e, devlet bahçeli çeşitli kurmayları tarafından bir şey var yani. Devamlı e, bitirdik, yok ettik, adım atamazsınız şu bu vesaire gibi. Yani çünkü pekge sadece pekke değil yani. E pekekeye ilgi duyan, orada çocukları olan, yakınları olan, yani birebir çocuğu olan artık on binlerce aile var. Yani dolayısıyla her Erdoğan'ın söylediği söz sadece pek etkilemiyor. Hatta onları hiç etkilemiyor. Çünkü onlar mücadele yürüten ve savaşan bir güç. Yani kimi kime etkilemeye çalışıyor? Halkı etkilemeye çalışıyor. Moralini bozmaya çalışıyor. E şimdi tam da böyle nevroz gelirken işte Murat Karaylan'ın yaptığı bu açıklama Kürt halkı tarafından çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Yani işte bir televizyon programında söylemişti bir açıklama yapacağız yazılı bir açıklama yapacağız diye günlerce tartışıldı. Şimdi nereye gitsem diyorlar acaba mesaj ne müjde ne pardon mesaj değil müjde tahmin edin. İşte herkes bir şey tahmin ediyor İşte diyelim böyle beş kişi oturuyorsun masada. Herkes tahminini söylüyor filan. Yani bu sadece bizim yaşadığımız değil. Yani işte e, müjde gelecek açıklamasından sonra... E, ...bütün Kürt halkının çeşitli ev sohbetlerinde, gezmede, çeşitli yerlerde e, konusuydu yani. E şimdi 21 Mart günü de bu açıklandıktan sonra... E, ...bunun etkisi biraz nerede oldu? Nevrozlara yansıdı tabii yani. Bu psikolojik e, savaşın bence... Ee, ...işte kazanan tarafı halk oldu, kürt halkı oldu. Çünkü bunu Çünkü, şey yaptı yani yansıttı alanlara güzel, yansıttı. Bir de bu siyaların şöyle bir şey de vardı hı hı. hani bir pek çok kürt önderi lideri hı hı. E, kaybına neden oldu ama aynı zamanda sivil halka şeyin geldi. Rojava'da özellikle, Mahmur Mahmurd'a, e, güneyde yani hakikaten oralarda evet. da e, çok e, cinayet işledi sihalar, Dolayısıyla zaten açıklamasında şey de vardı, sivil halkı korumak üzere de e bunu geliştirdiklerini söyledi Murat. Şimdi hava sistemi tabii ki şeyi mevcut iktidarı üstün kılıyordu. Yani dikkat et, bunlar. tabii ki bak dikkat et. Sadece bu savaşta kullanılmıyor yani. Damat üretti. Şeye müziksel. sattı, Ukrayna'ya sattı. sattı. Ukrayna'ya sattığı için işte şeyle Rusya ile arası bozulmaya başladı işte sonra gitti onu düzeltmeye çalıştı falan. İşte bu sihaları e, dünyanın her tarafına satmaya çalışıyor. Çünkü e, yani işte son dönemde keşfedilen e, ilginç yani e, alan kişiye sahip olan devlete ya da kişiye her neyse üstünlük sağlıyor. Tabii insan bu şeyi, yok ve insansız. E, tabii ki insansız insan yani kaybı vermeden. E, tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi. E, ne oldu e, bu açıklamayla e, ben şöyle e, düşünüyorum denge değişti yani savaşta denge değişti şimdi AKP iktidarı, MHP iktidarı bu e, savaşta elindeki sihalarla işte e, bir üstünlük sağlamıştı böyleydi yani realite gerçek e, buydu e, şimdi e, bunları yok eden bir savunma sistemi ortaya çıkınca bu üstünlük şey oldu dengelendi. Artık eskisi kadar şey rahat sihaları, ihaları kullanamayacaklar. Çünkü her kullandıklarında kullandıklarında düşürüleceğini şey yapacak, bilecek. Yani savaş dengelerini biraz değiştirdi. Giderek izleyeceğiz zaten değiştirecek diye de düşünüyorum işte basında yani medyada yayınlandı. En önemli ee, e, gelişmesi hakikaten dediğin gibi dengeleri kökten değiştirecek yani, bir durum. E, tabii ki yani savaştaki dengeleri değiştirecek, e, değiştirecek, bir, değiştirecek bir şey. Çünkü e, yani AKP MHP iktidarının elindeki bu güç bu hava gücü e, önemli bir güçtü. Bir de, önemli bir güçtü. Şimdi, e, bakın, damat demek devlete ki, satıyordu bunları. Damat, damadın da işleri. <laughs> evet yani. Bozulacak. <laughs> yani e, evet. dev, devlete e, satıyor işte dünyanın çeşitli yerlerine satıyorlardı. Ama şimdi bu teknolojiden yani bu hava savunma sisteminin bulunmasından sonra eskisi kadar rağbet olmayacak şüphesiz ki. E, yani bu sisteme pek sahip olduysa e, diğer. <laughs> güçler de bir süre sonra sahip olacaklardır yani yayılacaktır bu eskisi kadar şeyi kalmayacak yani etkisi kalmayacak, etkisi kalmayacak. o nedenle savaş dengelerini değiştirecek bir durum diye ben değerlendiriyorum evet e, Pero sen e, ulusal birlik birlik daha doğrusu birlik mesajları demiştin bugün yani Kenekenin aslında ile ilgili bile yaptığı açıklamada neredeyse geçtiğimiz günlerde onu değerlendirdik mi hatırlamıyorum. Ee, ağırlıklı olarak ulusal birlik vardı. Geçtiğimiz haftalarda biz hep e, şeyin KDP'nin tutumunu burada değerlendirdik. KDP'nin tutumuna Türkiye ile ortaklığına rağmen hala ulusal birlik çağrılarını yapması, bugün gene Keneke'nin açıklaması vardı. Halkta da böyle bir beklenti var. Ee, ulusal birliğin tam sağlanabilmesinin şeyi var mı? Koşulları var mı şimdi? Ben Biraz sala müsaadeniz varsa bir ek tabii, yapmak tabii, tabii. istiyorum. Tabii tabii. Ya şimdi bu çok önemli bir konu çünkü evet. Şu açıdan önemli. Yani aslında insan bir yanda da hani içi acıyarak söylemek zorunda kalıyor. Yani bir devlet ki işte sihalarıyla, ile, silahları ile, savaşı ile ürettiği öldürdüğü insan üzerine propaganda yapma insanın gerçekten de kanı donduruyor yani her devlet sosyal politikasını üretir, çözüm politikasını üretir. Ama Türkiye devleti daha fazla AKP, MHP diyelim sonuçta öncüleri şu anda bunlar devletin <laughs> öncüleri. Prendi. Yani savaş üzerine kendi bir yere koyarak da ve işte şu kadar insan vurduk, işte şu kadar uçak ürettik, şu kadar bilmem nereye vurduk. Vurdukları kim? Rojava'dır. Buday ambarlarıdır, su depolarıdır, halkların ortak yaşadığı yerlerdir, hastanelerdir. Hmm. Ve mahmuru mahmuru do, 92'de bu devletin politikalarını ve çözümsüzlüğün dağıttığı süreçten dolayı oraya Şırnak'tan göçtüp oraya gitmek zorunda kalan insanlar yani. O insanları bombalamak, öldürmek, Kandil'in köylerini bombalamak bunlar mesela hani bunun üzerine siyaset yapılacak bir şey değil yani. Ama mesela devlet bununla övünerek ve tanesi ben geçen gün öyle biraz internete baktım tanesi yanılmıyorsam 5 milyon dolarmış yani. Her bir sihanı 5 milyon dolar yani. E şimdi mesele bu nerede? Halktan alıyor. Kriz, ciddi bir ekonomik kriz var. İnsanlar evine ekmek bulamıyorlar. E ama bu halktan alıyor, halkı yoksullaştırıyor. Alıyor damada veriyor. Damattan alıyor, insanları öldürüyor yani. Ve hepsinin bu üzerine bayraktarlar var yani. Evet. Mesela bu önemli bir şey. Yani devlet iki kişinin arasında kalmış yani. Halklar ya da halklar hakkındaki karar vermek iki kişinin arasında kalmış. Biri üretir, biri öldürür. Biri verir, biri alır yani. Böyle bir şey yani. Onun için de belki bundan dolayı önemlidir. Yani yani, yani hani Rojava, bu kadar... Rojava içinde, Güney tabii içinde, ki, Şengal içinde çok yeni bir dönem. Ya önemli içinde. bir şeydir. Evet. Yani şimdi insanlar sonuçta... Yani ölüm geldiğinde sen ya da... Bir şey geldiğinde insanlar ona karşı kendini savunma refleksleri oluşturur. İster bu askeri bir güç olur ister bu halk olur yani. Savunur yani bir çocuk bile biri saldırdığında kendini savunar. Yani. Savunmak için üretir yani ya da ne yapabilirim, nasıl üretebilirim, nasıl kendimi koruyabilirim. Sonuçta mesele NATO'nun en güçlü ordularından biridir. <laughs> Ama halk da ya da Kürt halk mücadelesi de buna karşı kendi korunacak yol yöntemini buluyor yani yani bu önemli bir mesajdır yani yani ben daha önceden de belirtiyordum yani hiçbir teknik güç insanın gücünün üstünde değildir yani mutlaka insan gücü insan aklı insan üretimi buna karşı bir yol yöntemini bulur yani mesela biz keşke şu anda daha farklı şeyler tartışıdık ama öyle bir siyaset yürütülüyor ki buna karşı nasıl savunabileceğini yani tabii sadece bu değil yani örgütlenmek de en büyük bir savunmadır bir araya gelmek en büyük savunmadır ortaklaşmak en büyük savunmadır müjdesi budur yani birlik budur birlik toplumlar arasında oluşan kadınlar arasında oluşan gençler arasından oluşan bazı kurumlar olmadan da birlik olunabilir bazı kişiler şahsiyetler olmadan da birlik olunabilir yani çünkü bu savaş topluma karşıdır yani bu savaş halklara karşıdır en başta da Kürtlere karşı Kürdistan'a karşı ilan edilen bir savaş var yani. Biz mesele çözüm ve benzeri deniliyor. Şu anda çözüm ortamı yok yani. Her seçim sürecinde de en kritik dönemlerde devletin sıkıştığı dönemlerde kafa bulandırılan bazı şeyler ortaya atar bazısa e biz de acaba sonuçta halk çözüm ister yani Kürt halk hiç bir zaman diyalogdan çözümden yana bir bir sıkıntı yaşamadı. Her zaman hazırdı yani 3 yıl boyunca çözüm süreci yürütüldü ve tek taraflı Kürtler tüm fedakarlığı yaptı. Kürt hareket yaptı, Kürt halk gönderi yaptı, tek başına direndi ama mesela devletin işine gelmedi. Bir kalemle çizdi, bozdu yani. E Bunlar mesela hani bunlar hepsi önemlidir. E ondan dolayı da gerçekten de belki kendi kendi yaptığı açıklamalar, nevrozlarda verilen mesajlar, katılan halklar, açılan bayraklar, sloganlar, renkler. Yani hani nevroz arta birliğin ortak kimliğidir yani. Hı. E mesela ben her zaman diyorum nevrozun dini, kimliği ayrı değildir. Yok yani herkes oradadır yani. Çünkü çözüm isteyen, barış isteyen, özgürlük isteyen, bir arada yaşamak isteyen herkes oradadır. E Kürtler her şeyden önce kendine güvenmelidir yani. Biz hiç yani şu andaki en fazla saldırılar güneyedir yani. Hı. Güney şu anda statüsü diye bir şey kalmamış. Hükümet diye bir şey kalmamış. Ekonomik kriz başına alıp gidiyor. Oradaki tümden Türkiye'nin eline geçmiş bir durumda. Ekonomik olarak, iş yerleri olarak, iş insanları olarak diyelim savaş istihbaratıyla hepsinin eline geçmiş yani orası. E onun için de mesela şu anda oradaki halkın da iradesi yok. Yani belki en büyük rahatsızlığı duyan güne yaşayan halklardır yani. Hani bu savaşın, şiddetin bitmesinin sonuçta bir irademiz var. Yani kendi kendimize de yetebiliriz. Hem ekonomik olarak, hem sosyal olarak, hem politik olarak, hem düşünsel olarak, hem ideolojik olarak kendimizi yetebiliriz yani. Üretebiliriz. Onun için de mesela belki hani Nevruz, 8 Martlar bunlar hepsi birliğe giden yollarını zorlaştı. Zorluyor yani hı hı. hani o yola giden taşları örüyor hani üçüncü yol deniyor üçüncü yol aslında tam birlik olma yoludur bir arada yaşama yoludur. Hani ben ne şiddetten ne devletten ne de başka güçten yana olmak zorunda değilim yani. Benim de yolum var. Ben de yol açabilirim. Yol çizebilirim yani. E, halk önderi yıllar önce demişti yani ya bir yol bulacağım ya bir yol açacağım yani. Hı hı. Ama şu anda halk aslında o yolu Açıyorsun. açıyor yani. Açmaya çalışıyor. Zorluyor da e, bu mesajı almayan devlet kulağını kapatmış, gözünü kapatmış. E, görmemezlikten geliyor yani. E, ne kadar nereye kadar gider? Onun için de çözüm diye daha dün mesela örnek olarak 75 yaşında hasta bir Kürt annesi tutuklanıp cezaevine götürüldü. E şimdi çözüm çözüm bunun neresindedir yani? De Kürt tiyatrosu belediyelere salonlar verilmiyor, valiler yasaklıyor, kayyumlar yasaklıyorlar. Kürtçe bir tiyatro dahi bile izin verilmiyor. Sokakta bir Kürtçe şarkı yapılmasına izin verilmiyor. Her gün e, siyasi soykırım operasyonu devam ediyor. Daha yeni her yerde gözaltılar var. Her yerde adayla, adaylarımız tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, saldırılar yapılıyor. E şimdi mesela çözüm bu ne? Neresinde yani? Şimdi çözüm, evet ki, diyalog olsa... herkes işini yapsın, yapmaya yani devam etsin. Kürtler hazırdır. <laughs> Kürtler temel hukuk ve anayasa çerçevesinde her zaman diyaloğa çözme hazırdır. Kürtler savaşı isteyerek başlatmamışlar. Dedi yani Kürtler aslında imaya karşı kendini savunuyor, inkara karşı kendisini savuyor her alanda. Biz partileri yasa kapatılıyor, tutuklanıyor, eş başkanları tutuklanıyor. Gülten içeride, Sabahat içeride, Selatin içeride, Figen içeride. Kürtlerin yanında duran dostlar hepsi içeride. Hani diyor ki Kürtlerin yanında bile durma, durmaya, durmaya izin verilmiyor yani. E şimdi bundan dolayı da şu anda öyle bir şey yok yani herkes kesinlikle de çözüm direnerek kazanır. Ee, örgütlenirsek çözüm gelir. Gücümüz birleştirirsek çözüm gelir. Öyle çok kimse değil işte çözüm beklemedi. Her yere şu anda kayımla yürütülen bir devlet var. Bir rejim var yani kurumlarımıza, belediyelerimize her yere kayyum atanıyor yani. Senin sokağa çıkmana da izin verilmiyor. Evet. Şimdi sokağa çıkmaya izin verebilen bir rejime karşı çözüm bunun neresinde dedi ve devlet şu anda birleşme mesela AKP MHP de değil yani. Devlet tüm gücünü birleştirmiş. Ya bitireceğim ya bitireceğim üzerine. Biz de diyoruz ki ya çözeceğiz ya çözeceğiz yani. Çözeceğiz. Böyle bir mesele var yani. Peki devam edelim. Bütün bu konuşulanlar üzerine Nazan ne diyor? Evet Nazan çok önemli gelişmeler, açıklamalar oldu. Aslında geçen hafta tartıştıklarımızın devamı gibi. Sen neler söyleyeceksin? Ee, yani ben aslında e, arkadaşların dediği Şeye katılıyorum öncelikle. Yani bana göre de hani böyle direkt doğrudan soracaksanız hani seçimlerden sonra bir çözüm süreci falan bekliyor musunuz diye. Ben daha önceden de hani dedim e, e, Nursel'in dediğine de Peron'un dediğine de katılıyorum. Yani zaten hani verilen bütün beyanatlar bunun aksi yönde. E, zaten de dünyanın bu konjonktüründe şu anda işte e, hani bütün dünya devletleri Soykırımlara tamamıyla sessiz kalırken ve küresel anlamda savaş üzerinden devletler kendini var ederken Türkiye'nin başka bir yol izleyeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ama aslında konuyu da buradan tartışmak da ne kadar doğru ona da emin değilim. Çünkü bizim için zaten örneğin yani paradigma içerisinden bakacak olursanız Bundan 2013 yılında Sayın Abdullah Öcalan'ın Nevroz'da e, yayınladığı, e, mektu e, okunan mektubundan doğru bakacak olursanız, e, bugüne kadar verilmiş beyanatlardan bakacak olursanız, bizim için zaten AKP ile bir masa kurulması, diyelim ki masaya oturulması çözüm anlamına gelmiyor. Savaşta, barışta, barış diplomasisi de, savaş diplomasisi de, öz savunma da e, bu silahlı öz savunma olsun, sihalarla olsun gerekirse, pardon yani sihalara karşı sistem geliştirerek olsun gerekirse, gerekirse Nevroz'a bir milyon kişi giderek olsun, gerekirse Diyarbakır'da, işte Van'da, Iğdır'da, İstanbul'da örgütlenerek olsun zaten mesele e, bizim kendi çözümümüze, kendi anladığımız topluma Giderken e, yapacağımız işler, yani bunların hepsi bir arada, e, hepsi politika, hepsi siyaset, hepsi bir parçası, hepsi araç. Ama amacımız sonuçta, e, hani bir eğer ki demokratik modernite geleneği yaratmaksa, amacımız bir demokratik konfederalist örgütlenmeyse, amacımız kadınların özgürleşmesi ise, ekolojik bir toplumsa zaten bu AKP ile masaya oturarak gelecek bir şey değil. AKP ile masaya oturmakta dediğiniz gibi Nursel'in e, e, geçen programda da söylediği gibi siyasetçiler görüşmeler yapar. İşte şeyler e, e, Sayın e, Murat Karayılan <laughs> ve arkadaşları sihalara karşı bir yöntem geliştirirler. Yani hepimiz nihayetinde bütün bunları aslında demokratik modernite geleneği geliştirmek ve demokratik konfederalizmi kurmak, kadınları özgürleştirmek bizi amaçlarımızı böyle anladık. Bize amaç biz amaçlarımızın böyle olduğuna ikna olduk. Ee, Sayın Öcalan da zaten hatırlarsanız bunu ben birkaç kere şey yaptım. Hiçbir zaman Nevroz mektubunda şunu demedi. Bu olay çözülecektir. Bu olay bitmiştir. Ya yani dedi ki o mektupta biz inşallah mücadelemizi artık başka aygıtlarla sürdürebileceğimiz bir döneme geçiyoruz dedi. Ee, şu anda böyle bir döneme geçmedik ee, ama diplomasi de işte ne bileyim isteyelim ki İstanbul Belediyesi e, ne karşı aday gösterdik yani bu, aday gösterdik dik diye e, şey ay, anladınız yani CHP'ye alternatif aday gösterdik diye bir takım şeyler alıyorsak Kürdistan'da seçim çalışmalarını daha kolay yapıyorsak bu da bir araçtır. Bunda da hiç kimsenin çünkü o belediyeyi söyleyin ismini İstanbul Belediyesi'ni CHP'nin alması veya AKP'nin alması veya DEM Parti'nin alması da bizim sonuçta ya büyük bir başarı değil. Çünkü bizim mücadelemiz kadın özgürleşmesi, ekolojik toplum Bizim mücadelemiz eşitlik, bizim mücadelemiz büyük bir ekonomik dönüşüm, bizim mücadelemiz toplumsal dönüşüm ve bunların çerçevesinde her türlü araçla haşır neşiriz. Doğrusu ben evet, o yüzden de çok isabetli buluyorum yani bir taraftan şey Nevroz'da barış çağrıları yapılırken öbür taraftan sihalara karşı bir şeyin geliştirilmiş olduğunu müjde olarak verilmesini. Ben son derece tutarlı, son derece e, anlamlı e, buluyorum. E, ama halkımızın e, entelektüellerin yani Türk entelektüelleri olsun, Kürdistanlı entelektüeller olsun, e, kimi zaman bunları böyle e, bir sonmuş gibi, dünyanın en önemli şeyiymiş gibi bize sunmalarından e, ikaz etmek gerekiyor. Yani. Kürt al, çünkü Kürt halkını da buna titlememek gerekiyor. Ben şeyi tabii ki barış çağrısı yapılır, ama tecridin yıkılmasından daha önemli değildir bu. Veya Kürt halkının bütün umutlarını bir çözüm torbasına koymasını, AKP ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın veya ileride CHP ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın hayatın sonu ve kürt sorununun çözümü olduğuna inandırılmasını yanlış buluyorum açıkçası. E, çünkü yani bir dünyayı değiştirme projesinden bahsediyoruz. Bir Kürdistan'ı yeniden inşa etme projesinden bahsediyoruz. Bir bütün dünya çapında soykırımları durdurma projesinden bahsediyoruz. Sayın Öcalan bizi bunlara hazırladı. Sayın Öcalan bize bu ufku açtı. Ondan dolayı bu ufkun içinde kalma, kalınmasının e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, bu ufkun içinde kalmanın en önemli şeylerinden biri yani biliyorsun demokratik siyaset dediği aslında yerelden e, siyaset de bu işin içinde çok önemli bir yer tutuyor. Gelecek tahayyülümüzün içinde zaten hani oralardan başlayacağını söylüyoruz. Bu bağlantıyla yerel seçimlere geçmek istiyorum. O da araç çünkü araçlardan bir tanesi gerçekten Nazan'ın çizdiği çerçevede Evet, söyledin sen. Hani yerel seçimlerde Nevroz alanlarında yer aldı adaylar oradaydı zaten. Çok az bir zaman kaldı, bir hafta kaldı. Biraz somut konuşalım. Nasıl gidiyor? nereler zorlayacak bizi? Evet, çalışmalarda belki çok çok büyük bir baskı olmadı. Çünkü şunları da hatırlıyoruz. Adayların kendi şehirlerine, illerine, ilçelerine giremediği seçim dönemlerini de hatırlıyoruz yasaktı girmeleri. Oralardan buralara geldik. Tabii ki bir mücadelenin sonucu bu. Evet bir hafta sonra son kavşak artık seçimlerdeyiz. Nasıl gideceğiz? Halk, sorayım. sana, senle <laughs> başlayalım. Halk kayyum siyasetini önce bir Kürdistan'ı <laughs> değerlendirelim sonra tabii evet. metropollere de geçeriz. Evet Mart ayı başından beri çok güçlü bir yere seçim ...çalışması yürütüyor arkadaşlarımız e, Türkiye'de. Yani izliyoruz tabii, takip ediyoruz basından, medyadan. E, yani etkinlikler çok güçlü geçti, onu söylemek lazım. Yani e, köylerden tutalım, kasabalara, kasabalardan, e, mahallelere, işte büyük e, şeylere, oradan e, illere. Yani hemen hemen her yerde yapılan mitingler, toplantılar... Ee, yani bu amaçla yapılan işte seçim bürolarının açılışı ve benzeri ne kadar etkinlik varsa e, hepsinin çok güçlü geçtiğini söylemek lazım. Tabii ben geçen programda da söylemiştim. Bu yanıltıcı olmaz. Yanıltıcı olabilir yani. Ee, yanıltıcı olabilir derken şunu demek istiyorum. Bu yetmez. Yani siz bir seçim bürosu açarsınız mahallede. Oraya işte açılışa 2000 kişi gelir. Ama mesela e, Diyarbakır'da bilirim ben. Oradan seçilmiştim çünkü 2011 yılında Şeşyamil Mahallesi'nin nüfusu 80 bin. Yani 80 bin kişilik bir kitlenin yaşadığı yerde nedir? Yaşayan kitlenin %60'ı seçmendir. Alt 8, 48, 8, 48 bin seçmenin olduğu bir yerde sen 3 bin kişilik bir seçim bürosu açsan evet çok güçlü geçti dersin. Hakikaten de güçlü geçmiştir ama orada oy kullanacak 48 bin seçmen var. E ne yapmak gerekir? Ev ev çalışmak gerekir. Sokak sokak çalışmak gerekir. Herkesin kapısını e, vurmak, işte broşürleri dağıtmak. Zaten bizim de hemen böyle şey geçmek, hızla geçmek ama tereddütte olanları da e, hani ikna çalışmalarıyla e, ikna ederek oy vermesini sağlamak lazım. Yani bu tür çalışmalar mutlaka e, yapılıyordur yani. Seçimde bize kazandıran bu çünkü yani tabii bütün bu görsellik güzel yani mitingler güzel büro açılışları güzel eş başkanlar nereye gidiyorsa arkasında böyle bir kitle yürüyor Tabii bunlar e, seçim psikolojisi açısından çok önemli şeyler ama yeterli e, olmaz yeter yani bize yetecek olan bize başarıyı getirecek olan e, bunun arkasındaki e Birebir çalışmalardır. Ev ev çalışmalardır. Yani sen, Onu unutmamak lazım. Şöyle de bir Hı -hı. sıkıntı var. Risk de var. Hani biz mesela geçinde, geçen seçimlere Yeşil Sol adıyla girildi. Şimdi yeni bir isimle. Bir önceki seçim. Şey Ama neydi? şey hiç o konuda sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Herkes Aynen, Dem parti. parti. Evet evet. Yani Aleviler için yedin... demin, e, yani geçen gün bir Alevi arkadaş e, söylüyordu bana. Diyordu ya ne güzel bir isim bu. Ben dedim niye? Dedi Dem bizim için yani biz Aleviler için çok iyi bir isim yani. Dem artık bizim Alevilerin hepsi bilirler. Yaşlılarda işte gençlerde bize hiç yabancı bir isim değil. Zaten işte geçmişten bir kampanya Dem Dem Azadiye kampanyası sürdürülmüştü biliyorsun. İşte zaman özgürlük zamanı diye oradan dem isminden gelen bir şey var. E bir de Kürt halkı çok alışık yani 90'lardan beri şimdiye kadar <laughs> 10 tane parti. Evet, çok çabuk adaptasyon <laughs> gelişiyor. Bence orada çok fazla bir sıkıntı şey olmayacak Filiz. Ee, yaşanmayacak. Ee, şöyle yani bir iki temel çalışma oldu tabii. Bir seçim çalışması oldu. Bir de e, Nevroz'da e, tabii biraz önce Perodo söyledi. E, şey temel olarak ortaya çıkan vurgular ee, sayın Öcalan'ın özgürlüğüne ve hani tecritin ort ortadan kaldırılmasına şeydi e, yönelikti temel ana mesaj e, buydu. E, diğer ana mesaj da yani seçimler nedeniyle e, a verilen mesajda da e, kayyumları e, sileceğiz Hı. bu co bu coğrafyadan e, süpüreceğiz. Yani bu çok oturan bir mesaj oldu şeyde. Hem seçim çalışmalarında hem de nevrozlarda verilen mesaj. Yani bir milyon insan Ahmet'te katıldı. İşte diğer yerleri düşünürsen yani hay, şeyli demli seçmenin artık en az diyeyim yüzde doksanı biliyor yani. Kayyum atanmış. Biz e, bu kayyumlarla artık yaşamayacağız. E, seçimlerde bizden zorla alanını, alınanı elimizden zorla alınanı biz tekrar geri alacağız. Mesela bu slogan da çok iyi tuttu. Bir süre sonra bu slogana düşün, dönüştü yani. Hmm. Ya yani bizim böyle sohbetlerde söylediğimiz şey cümleler slogana dönüştü. Şimdi ben izliyorum mesela şeyi, e, sosyal medyayı ya da işte yapılan röportajları. E, mesela anneler 70 yaşında anneyle e, böyle 18 yaşındaki bir genç aynı cümleleri kullanıyor. E, ne diyorlar? Örgütlü halk böyledir işte. Diyorlar bizden zorla alınanı biz tekrar geri alacağız. Kayyumlar gidecek, yerine biz geleceğiz. Yani biz demokratik bir halk, halkçı belediyecilik yapacağız. Yani bu anlamda iyi, iyi diyor ben diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar da eminim o dediğim bu görsellik dışındaki emek gerektiren çalışmayı yani ev ev gezerek böyle işte eskiden Peroda bilir tabii ki üçümüz de partide çalışıyorduk. Şeyler oluşturuyorduk. ikna komisyonları. Mesela i̇şte daha böyle biraz yaşı falan ileri olan insanlardan 10 15 kişi falan her mahallede ikna olmamış aileleri falan saptıyorduk. Onlar gidiyorlardı tek tek evlerde dolaşıyorlardı. işte e, ikna etmeye çalışıyorlardı ki diğer ev ev çalışan arkadaşların zamanı fazla gitmesin. Hani daha fazla kişiye e, ulaşabilsinler. Yani kişisel olarak gözlemim iyi gittiği şeklinde. Ee, bugün sen, Tülay Başkan'ın da şey vardı, senin, açıklamaları vardı. Senin evet. seçildiğin seçimde aynı evde kalıyorduk. Ha -ha. Ahmet de bizim eve kaç kere geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Biz dedik gidin gidin aa filan. <laughs> Biz birer bardak yani, su verip e, Tabii bu önemli bir şey yani. Biz demek ama, ki o zaman bütün, anladık yani çalışma çok iyi. E, çalışma çalışma çok iyi. Geldi. Her kapıyı çalıyorlar. Çaldılar. Yani bu çok Bizim iyi bir şey. Bizim kapıyı çok çaldılar Çünkü gerçekten. bize iki üç kere bildiri geldi. <laughs> Her defasında ah, diyoruz demek ki bu sokak çok iyi çalışıyor. <laughs> çok iyi çalışıyor. <laughs> bu sokağın komiteleri, seçim komitesi çok iyi çalışıyor. Etçilerin <laughs> derecinden bahsediyordu. Yani hatta, şey diyordu yani büyük şehirler var tabii. Büyük şehrin dışında en az 5 tane il belediyesi alacağız. E doğrudur tabii işte Diyarbakır, Van, Mardin üç büyük belediye. Hı hı. İşte Hakkari hı hı. bir, Şırnak iki. Şırnak tabii ki devletin şu anda en büyük oyunlarını oynadığı bir hı hı. il. İşte bu şey kağıt üstündeki seçmenleri Seçmenler. gidip oraya kaydettiği bir yer. 2019'da bu politikayı yaptı, tuttu. Şimdi gene yapmak istiyor. Tabii teşhir ettik onları. Fakat bir gelişme olmadı yani. Aslında kendilerinden de biri teşhir etti biliyorsun. Oranın nüfus evet, müdürü yani. dün mektubu evet, evet, yayınlandı. Evet, nüfus müdürü çok yani, ayrıntılı evet, Evet. evet. Ya, anlatmış bu hikayeyi. Sonra Dem Parti e, Hukuk Komisyonu bu işi e, ilerletti yani hemen hemen her yerdeki bu tabloyu ortaya şey yaptı çıkardı. Yani çok e, büyük bir seçmen kaydı olmamışsa Şırnak alacağız yani bu dönem. Hı. Bak Hakkari 1, işte Şırnak 2, Dersim'i mutlaka alacağız. 3, Siirt 4, Batman 5, Iğdır 6, e, işte Kars 7. Bunlar bizim elimizdeki e, temel belediyeler. Ama işte mesela bu sınır yerlerine Filiz, e, şeye işte Şırnak, Iğdır ve Kars buralara bu hayali seçmenleri çok fazla yapmışlar. Hı hı. E, dolayısıyla kritik hale getirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda hani halkın da biraz moralini bozmaya e, çalışıyorlar. İşte nasıl işte, işte işleniyor bu. Ama sırf hayali seçmen de değil değil mi? E, hangi bölgeler riskli? Sen az önce konuşuyorduk. Ee, bu asker polis de kaydırıyorlar. Yani hayali <laughs> onlar da hayali. Yani. Doğru söylüyorsun. İstanbul'u orada İstanbul'u. ikamet etmiyor orada bir, yani. Bak, bir şey var. Bir depoya bir bin zaten kişi kaydedilir uyduruk, ya. Uyduruk isimler evet. yazıyorlar. İkincisi de şey. Asker polis memur falan gibi şeyleri de kaydırıyorlar. Gezicileri de kaydırıyorlar oralara. Ama onlar da orada ikamet etmiyorlar etmiyor, ki. Etmiyor tabii. O zaman yerel seçim yani, oluyor. yerel seçimde gelip evet, yaşamadığı evet bir yer hakkında tabi. karar veriyor. tabii. Hani genel seçim olsa bir derece gel ama evet. yerel seçim de iyice riskli bir şey. Senle konuşuyorduk başka hangi illere böyle ağır kaydırmalar vardı? Ya en, yani her seçimde yapıyorlar ama bu seçimde tam bir toplum hentisliği oynamışlar yani. Hı. Mesela kaç oyla kaybettiklerini o kadar oy kaydırmışlar. Hı. Bir iki tane de eklemişler böyle hani arada şey olmaz. Fazla mesela en fazla mesela M Mersin Akdeniz'e yapmışlar. Mersin Akdeniz hani onlar açısından önemli yani Mersin Akdeniz'e e, bizim oranın vekili ve il örgütü televizyonlara verdi yani oranın evet, vekili. Ali Bozan çok iyi bir çalışma. Mesela hı, orada, orada öne bir Çünkü bir inade, bizim metropolde de partinin hani, kazanması Kürdistan'da her yere hani diyorlar ki seni, sınıra, seni oraya mahkum hani ettireceğiz. Yani Kürdistan'da baş edemiyorlar. Mesela oraya oy taşıması yapmışlar. Konya'nın mesela bezi belli ilçeleri yani İç Anadolu'nun özellikle hı. Cihanbeyli'dir Koludur ve benzeri. Bizim orada daha önce aldığımız bir iki beldesi var, şey var. Oralara oy kaydırması var en fazla. Iğdır özellikle seni Iğdır'ın zaten ilk aldığımızda o zaman Cemal Çiçek'in mesajı vardı. Cimri Diyoruz çiçeği, ya he. Kürtler işte şeyde Ermenistan, Ermenistan'a dayandılar yani. Bir devlet mesela yani. orayı niye kendisi açısından mesela devlet politikasıyla yaklaşıyor. Mesela oraya aldığımız oyların yani ne ne kadar kaybetmişse o kadar bir de AKP ile MHP bir de İyi Parti mesela evet. orada ortak bir ittifak kurmuşlar özellikle Ağdır'da Ağdır'da evet. ee, o konuda zaten. İyi Parti zaten bu dönem açık açık AKP'ye çalışıyor yani. Hı. MHP ile aslında açık açık yapılıyor. Bazı yerlerde aday göstermiş, bazı yerlerde göstermemiş, bazı yerlerde orada ulaşacağını. yani hani. Iğdır'da göstermemiş İYİ Parti. Şey yapmamış yani Iğdır'da mesela ittifak olmuşlar o belli. Kars onlar için o da Öğrenme. o kese Ermenistan ve benzeri yani sınır şeyi. Kars'a da zaten oraya da özellikle de yüklenmiş yani oy kaydırma. Yani e, yani dediğim gibi hani böyle nasıl hani hırsızlık ve çalma devam ediyor yani yani o tarzı tekrar. Bu sefer de şöyle bir şey algı yaratmaya çalışıyor. Bu önemli mesele halkın bilmesi gereken nokta budur. Yani hani bazı yerlerde işte ben kayyumla değil sandıkla aldım. O ses Hı -hı. sandığın ne kadar güvenli sandığın ne kadar seçimi ne kadar adaletli ne kadar eşit yürüdüğünü herkes biliyor yani. Hı -hı seçim günü de sandık görevlilerinin gözaltına alındığı bir dönem, yaşanıyor yani. Ya da seçmenlerin ulaşmaması için mesela bir sürü engel yapılıyor. Onun için de mesela hani bunu esas alıyor. Şırnağı, zaten Şırnağı daha önceden de asker ve polis oylarıyla aldılar. Hı hı. asker ve polis oyları ile kaydırmışlar oraya. Bu sefer biraz daha Tabii fazla. Tabii da göç vardı. Göç vardı göç zaten. vardı o yüzden Tabii hani ki. öz yönetim süreçlerinden sonraydı. Aynen. Halk göç etti odan yere asker polis koydu. Ahmet'in mesela hani özellikle Ahmet'te bazı ilçelerine kaydırma yapmışlar ya. Yani mesela Surdur işte Er Bağlardır, Kayapınar'dır, Çınar ve benzeri bu yerleri hepsine kaydırmışlar. bunlar hepsi mesela tek tek hani seçimden sorumlu olan eş başkan yardımcıları açıklama yaptı demin mesele. Tek tek yerleri verdiler aslında. Onun için de mesele hani e, Sayın Tünçer Bakıran'ın da çağrısı vardı. Hani haram bir oya karşı helal bir oy kullan kullanacağız yani. Onlar hani e, oy kişi yok ama oyu var. Ama biz buna karşı hani oyumuzu gidip kullanmalıyız. Belki en fazla somut olarak buna karşı şöyle yapmak gerekiyor. Yani bir Türkiye'de doğanda mesela hani çalışma zamanıdır yani çalışmaya gidenler var öğrenciler Hı. var. E, oyu Kürdistan'da özellikle Şırnak, Iğdır, Kars, Mardin, Ahmet mesela Nusaybin'e kaydırmalar olduğunu söyleniyor. Kızıltepe'ye kaydırdığını söyleniyor. Mardin merkezi özellikle düşürmeye çalışıyor. Oraya kaydırdıklarını söyleniyor. Hakari özellikle Hakari'ye en fazla oy kaydırdığını zaten oranın vekili de açıklama yaptı. Mesela bunlar kendisi stratejik bir yani onun için diyoruz ya hani Devletle seçime giriliyor yani. Hı -hı. Devletle çünkü devlet tam böyle stratejik böyle yeniden Kürdistan'ı kuşatmaya almış. sınırla Hakari'den çıkarak Urfa, Suruç böyle şey almış yani sınırı almış. Ee, belki hani bunları göz önüne bırak oyları özellikle dışarıda olanlar. Hani demeyelim yani valla ben gitsen de ya benim oyumla of, ne olur yani demeyelim. Hı -hı. Mesela geçen seçimde... Muş, Malazgirt bunun bir örneğiydi. Yani orada çok açıkça hile yaptılar. Üç oyla bizden aldılar. Ve itiraza rağmen yüzlerce oy, sahte oy kullanılmış. Yüzlerce tutanaklar var. Buna rağmen kabul 3 Üç oyla oranın belediyesini vermediler yani. Şimdi onun için mesela bunlar bir örnektir. Yani bir oyla bile alabiliyorsun, bir oyla bile verebiliyorsun. Malazgirt bir tarihi olan tabii çok ki. da... Tabii ki. Kendileri şey, açısından hani Malazgirt... Hayır hayır şey bizim açımızdan <laughs> bizim da hani açımız, mücadele e tabii ki, bizim önemli... Açımız, ee, orada halkı biliyorum ben kaç kez Malazgirt'e şeye gittim, Aynen. etkinliklere gittim. Çok yurtseverdir halkı yurtsever Aynen yani. zaten öyle. Bu Muş merkeze daha fazla kaydırmalar yapıldığını söyleniyor. Belki bunlara karşı hani biz nevrozlardan bahsederken nevrozlara katılmak yetmiyor. Bir de sandıklara daha fazla geldiğimiz kadar bu kadar insanı da götürmemiz gerekiyor yani. Şimdi bu çalışanlar şimdi Türkiye'nin en yoksul illeri Kürdistan illeri. ...ve Hı. insanlar ekmeğini biraz da dışarıda arıyorlar... ...şimdi mevsim başladı çoktan... ...çoğu gittiler çalışmaya... ...özellikle de seçim tarihinin böyle ...öyle vardı. Yani. ...şimdi çoğu böyle yaz sezonu başladı... Evet. E, ...özellikle... E, ...şimdi ama bu seçmen ...hareketli seçmen deniyor onlara... Hı. ...o seçmenler için çok önemli çalışmalar var... ...yani şimdi bizi izleyenler... ...belki şey değildir... ...hareketli seçmen değildir ama... ...onlara da bir çağrı yapmak lazım... Gerçekten çalışanların, çünkü parti bunların imkanlarını sağlıyor. Otobüsler tutuyor, yol paralarını veriyor. Dolayısıyla hani onların gerçekten gidip illerinde, ilçelerinde oy kullanması Tabii lazım. Okula. Bir de herkes kendisini bir seçmen, bir partili olarak görmeli. Mesela belki partinin diyelim ki sonuçta bu kadar operasyonlar var, gözaltı var, hı hı. partiler kapatılmış çoğu mesele hani şu anda olmayabilirler. Yani herkes kendini bir parti görevlisi olarak, bir yürsever olarak, bir insan olarak kendi iradesine sahip çıkmak için herkes kendisine sahip çıkmalıdır. İlla birileri belki bana ulaşmayabilirler, size ulaşmayabilirler. Belki imkanlar olmayabilir. Bazı yerlerde böyle sıkıntılar da yaşanabilir. Ama herkes mesela partinin bulunduğu binalarına, kurumlarına gidebilir. İmkanları varsa kendi imkanlarıyla gidip oyunu kullanmalıdır. İmkanı yoksa mutlaka birilerini başvuru yapmalıdır. Yani bir gün de olsa bile dahi gidilmelidir. Bir de bununla da yetmeyelim. Yani hani yani mutlaka birilerini ikna edip göndermemiz gerekiyor, o seçimi götürmemiz gerekiyor. Yani belki kararsızdır, belki arada kalmış, belki Canı bu devletten bu devletten bu iktidardan umudu kalmamış. Çünkü zaten en fazla bu iktidar ne yapacak? toplumu umutsuz kılmak yani. <laughs> umutsuz ne olursa aynı şeyler bir olur şey gibi var, bir yaklaşım geçtiğimiz var. Geçtiğimiz seçimde mesela böyle diyenler de vardı. Nasılsa kayyum atılacak? Niye gideyim? Yani eğer biz bu seçimden hepsini istediğimiz gibi alırsak kalmatırmayız. Biz geçen seçimde de ne dendi? Bir gün de olsa bile bu belediyeleri alınacak. Ve halk aldı yani. Gerçekten halk belediyelerini de aldı. Onların hırsızlıkları da Selçuk Mızraklı'nın örneği şaşalı banyoları Hı -hı. nasıl bas yani Mardin'in gümüşleri, altınları, ihaleleri ya da faturaları zaten oranın şantı fa faturaları oranın kayımı zaten meşhurdur yani hırsızlığıne kayıncılarıne kayıncıla bile şeyi vardı, Aynen, faturası yani, vardı faturası vardı Soylu birlikte yaptılar zaten evet. o dönem soylu ile birlikte zaten kayımları yürüttüler yani şey ya yani şu cümleyi ne? yedi yani Türkiye biliyor musun hani dedi ki cumhurbaşkanımız sayın cumhurbaşkanımız dedi ki kayyum ata Allah ister bir şey ben, ben istiyorum bir göz Allah verdi iki göz yani He. ya böyle yani devleti böyle yönetiyorlar yani o diyor ki yap gereğini yaptı diyor. tabii diyor yaparım zaten ben de onu istiyordum fazladan gereğini yapıyorlar biz de fazladan Hı. görevimizi yapalım. yapalım yani belki buna karşı bir de pero şey var sen de bilirsin Nursel de iyi bilirsin mesela bir Ceylan Pınar örneği var Ceylan Pınarı kaybetmiştik bir dönem. Ee, ve oraya korucu başını belediye başkanı yaptılar. Sonra işte bir soru, çete, başını, çete başı yaptılar. Ve tabii ki Ceylan Pınar Rojava'ya giriş yolu üzerinde. Sonra zaten halk bize za seçimden önce de anlatıyorlardı. Gidip orada araştırmalar falan yapmıştık. Şeydi yani metro otobüslerinin o şeyleriyle eşitliler taşınıyordu Türkiye'den. Ceylan Pınar da ya. Ve orada bizim sandık görevlilerimizin ihmali ortaya çıktı. Aslında kaybedeceğimiz bir yer değildi. Bu da çok önemli. Yani Sandık görevlilerinin, hani her zaman bilinen bir şey ama sandık görevlilerinin görev alması, herkesi sandıkta. Ama bitene kadar, sayın bitene kadar da kalması. Sonra bir soruşturma yapıldı, şey çıktı ortaya. Yani. Pek çok sandık görevlisi sandığını bırakıp e, 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 vaktinden önce ayrılmış oradan. Ya önemli, Bunlar çok zaten önemli. Yani. Şimdi güveni olmayan normal Diğer ülkelerde seçimlerin güvenliği Hiç. devletler alır değil mi? Evet. Herkes gider e, oyunu kullanır rahat Hiç rahat yok. sonra da sisteme geçer. Yok Şimdi Kürdistan'da yok. böyle değil yani. Kürdistan'daki seçimler savaşa gider gibi gidiyor yani. Hı -hı. Askeriyle, polisiyle kapılar hepsini kapatır. İnsanlar onları görünce zaten diyecek belki savaşa gidiyorum. Ee, onun içinde de mesele her zaman parti çağrı yapar yani. Oyunu kullanan orada kalsın. Oyunu kullan sandığına sahip çıksın, oyuna sahip çıksın, gitmesin. Çünkü hırsız bir rejim var yani. Evet. Her açıdan hırsızlık var. Bunları hepsine mesele birçok yerde de sandık görevlileri, mesela yaşlılar, gençler torbalarını sabaha kadar kucağında bırakmadılar. Böyle bir fedakar bir halk da var. Evet. Fedakar bir süreç yaşandı. Daha önce oy okuma yazması bilmeyip de iple oy, oy pusulasını ölçüp de seçime gidip kazanan bir halktır yani. Hı hı. Böyle şeyleri var. Onun için de mesela hani gerçekten de seçimi her açıdan önemsemek gerek Yani mücadelemiz tabii ki ne seçimle başlar ne seçimle biter. Demokratik siyaset böyle bir şey değil yani. Sü sürekli devam eder ama seçim de önemli bir şeydir. Yani hani herkes demokrasi denilir ya ama Türkiye'deki demokrasi zordur yani. Zorla almak istiyor sonra da dünyayı lanse ediyor işte Cumhurbaşkanı kendisinden lanse işte ben nasıl oyla kazandım. Dünyaya böyle kendini lanse ama nasıl kazandı bellidir yani. Belediyelerde kayyumlar, rejimli kadın kurumlara kayyumlar atandı, kültürel kurumlara kayyumlar atandı. Belediyelerin hepsi hala bile daha yeni Mardin'de, Ahmet'te, Şırnak'ta, Cizre'de özellikle taşınmaz mallar hepsi satışa çıkartmış yani sattı yani. İhaleler açığa çıktı. Var olan hepsini satıyor yani. Hani mesela biz geçen seçimde bile aldığımıza bazı yerlerde belediye normal makam aracına bile kullanılamıyordu çünkü. Haciz gelmişti yani. Evet. E onun içinde de mesela hani tüm millet kanalları ve kendi çetelerini, kendi yandaşlarını hepsini yerleştirdi. Hepsini zengin ettiriyor, halk da yoksullaştı ve binlerce insan işine edildi, belediyelerden atıldı yani. Niye? Ha. Kürttür, yürseverdir, HDP'lidir ya da işte akrabası var cezaevinde ya da işte HDP'ye gidip gelmiş işte deme gidip geliyor. Belediyelerden hiçbir şey sormadan işlerine hala son verenler var yani. Var yani. Şimdi Bunun tabii için ki sahip ilk alındığında da enkazlar devralınmıştı Aynen. ama çok güzel işler yapıldı. Yine enkaza çevirdiler ama gene güzel işler yapacaklar. Hani yetersizliklerimiz de var. Tabii eleştirisini yapılacak yönler var. Öz eleştirisi verecek yönler var. Ama her şeye rağmen o belediyeler halkındı. Yani insan o belediyeler aldığında sen önünden geçtiğinde bile kendi güvenin var yani. Sen açık hiç kimseden randevu almadan hiç zorlanmadan gidip kapıyı çalıp o belediye binalarına girip çıkabiliyorsun yani. Bunlar öyle mi? Halkların ya, mekanıdır yani. Ben sana şöyle bir şey anlatayım. Ee, Doğu Beyazıt'ta bir eve gitmiştim. Ben e, belediye başkanını şikayet ettiler. Bana niye dedim yani yan mahalleye geldi çay içmeye daha bizim çayımızı içmedi. <laughs> Bırak belediyeye gitme. <laughs> Belediye başkanı gelip çay içmedi diye eleştiren bir halk var yani. Hak, yani hakkıdır gerçekten. Çünkü. Hani <laughs> der ya benim olan ben alırım yani onun için de kendi iradesine de sahip çıkar yapmadığında da görevinden evet. uzun verir. Yani. evet zaman daralıyor biraz metropollere geçelim Nursel. Aslında kamuoyunda en çok tartışılan yerlerden biri İstanbul. Yani İstanbul'a ne olur sence? <laughs> Bizim adaylar iyi çalışıyorlar orada. Fakat şöyle eleştiriler de var tabii. Özellikle kendi muhalif diyenler aday gösterdiğimiz için pek memnun değiller. Ee, yani, yani orada da hani CHP <laughs> ile ki. üçüncü yolumuza pek ikna olmamışlar. Yani şüphesiz ki geçen seçim CHP böyle hiç hayal edemediği bir pozisyon yakaladı. Yani bir başarı yakaladı. <laughs> Pardon. Yani muhalefetçi gibi bir parti olarak Türkiye'nin yarısını yönetme imkanını yakaladı yani bizim sayemizde. Bu müthiş bir şey. Ya yani, İstanbul kendi başına zaten çok büyük bir metropol. Yani 20 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük bir metropolü. Yani böyle bir metropolü <laughs> Kusura bakmayın biraz. <laughs> rahatsız tamam, bu hafta. Şey, tamam, tamam. şey yapalım. Pero ile devam edelim. Fero. Frankfurt Nevrazı soğunu almış. Ondan daha önce hastaydım. Sen, <laughs> sen biraz dinlersin Pero devam etsin. Pero. Sen devam et çünkü. Şey. Yani şimdi şöyle oldu. O, bazı <laughs> metropollerde aday göstermedi <laughs> Dem Parti. Bazılarına gösterdi. Ali hani bunlar çok tartışılmıyor ama esas herkes özellikle Türkiye'li muhalifler İstanbul'a kitlenmiş vaziyetler. İstanbul gerçekten önemli bir metropol. Hep biliyoruz kaynakları çok önemli. Cumhurbaşkanı'nın laf var İstanbul'a da her yeri alır diye filan. Onlara da çok önem verdiği bir yer. Dolayısıyla hani DEM Parti'nin aday göstermesi orada bazı çevrelerce eleştiriliyor da. Hatta bunu da ee, AKP'yle belki bir görüşmesi vardır Dem partinin, o yüzden aday gösterdi deniyor. İstanbul ne olur sence? Yani Kürtler aday gösteriliyor, eleştiriliyor. Aday göstermeyince de eleştiriliyor. <laughs> Böyle artık yani herkes kendine göre Kürtleri bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Ama Kürtler bu seçimde kendi kendi konumlandırdı yani. Hmm. Yani hani illa yani tabii ki yani demin Stratejisi, hedefi gerçekten faşizmi yenmek, faşizmi geriletmek, devlet politikasına karşı mücadele etmek. Yani gerçek anlamda mücadele eden muhalefet olsa, güçler olsa tabii ki birlikte hareket edilir ama. Ama şimdi herkes kendi çıkarını düşünüyor ve diyor ki Kürtler de benim yanımda dursun yani. Kimse kendi Kürtleri düşünmüyor, kimse Kürtleri ne düşündüğünü, ne, ne yapmak istediğini kimse onu görmez ama seçim sürecine geldiğinde de herkes Kürtleri bir yerlere konumlandırır. Birileri saldırır, birisi de bir yere koy, koymaya çalışır. Niye be? Ama Kürtler bir sefer kendisi mücadele alanı olarak yürütüyor seçimini yani. Tabii ki bizim yani aday göstermiş işte zaten bazıları özellikle yani yapıyorlar. Ergene koncular, işte çeteler ya da işte kendilerini sözüm ona tırnak içinde dedim aydın yazarlar diyorlar ki işte AKP ile kesin anlaşmışlar yani kapılar ardında görüşmeler var. Ya AKP ile görüşme olsa zaten AKP niye bombaları Kürtlerin başına yağdırır yani. Bir de Kürtler hani ha, bir yani bir gün hani güç per güç. Peri per bir de şöyle diyor. AKP'ye güvenilir mi? Ya AKP'ye güvenilmeyeceğini en çok biz biliyoruz. <laughs> en çok Kürt. AKP'den en çok Kürtler çekmişler. <laughs> Cezaevini, <laughs> ölümünü, sürgününü, şey, soykırımını şey hepsini AKP de şu, diyor ki yani ne kadar bunlar aday çıkardılar. Formali de çıkartmışlar. Formali de yani. çıkarttılar. Çalışmıyor Aslında, diyor. Aslında e, şeyi destekliyorlar. İmamoğlu'nu destekliyorlar diye. Hayır, geçen gün o çok yetkili biri çıkmış televizyonda şey demiş. Dem Parti çalışmıyor, çalışmıyor. <laughs> çok çalışmamızı <gülüyor> istiyorlar. <gülüyor> çok yani. çalışmamızı istiyorlar. Bir de <laughs> gerçekten de halktan ciddi bir talep vardı. Yani halk bu bilinçtedir. Hani beni görmeyene ben niye gideyim destek vereyim? Beni görmek isteyeni, sorunu çözmek isteyemeyeni, demokratik olmayan kişilerin yanında ya da bir partinin yanında olmak zorunda değilim. Geçen sefer zaten vekillik seçiminde çoğu bunun için protesto edenler vardı yani. mesela oy, bir yere gitmedi. Oy kullanmadı yani. oy kullanmadı. Onun için de mesela yere seçimler yani kim kazanır, kim kaybetmekten ziyade gerçekten de kim daha net ve kim daha hakikaten de vicdanlı, ahlaklı, politik ve açık olarak siyaset yürütülüyorsa, mesajını net veriyorsa onun yanında desteklersin. Yani birini desteklemek, onun yanında olmak ya da onunla ittifak kurduğun anlamına gelmez ki. Yani İstanbul toplumu bu ne istedi? İstanbul toplumu demin aday çıkartmasını çok istedi. Sadece Kürtler değil yani. Hmm eve e bu ha, kent uzlaşından söz kent, kent uzlaşısı e, İstanbul'da aday çıkartılmasını istedi. İz, İzmir'de öyle. Antalya'da şimdi senin kongre parti kongre yapıyor. Salon vermeyen bir belediye başkanı sen tekrar aday bu halk nasıl sana oy verir yani? E şimdi bunlar hepsi küçük küçük önemlidir yani. Tabii ki aday çıkarılır. Mesela bizim e, oradaki önemli olan Kürtlerin kendi sahipsiz olmadığını, Kürtler kendi konunu kendisi belediye yani. diyen yerler var. Değil mi Nursel? Nasıl? Orada orada aday... kent uzlaşısı mesela daha çok İstanbul kent uzlaşısı mesela kurumlar, kişiler, önde gelen aday kişiler aday çıkartılmasını talep ediyor. İzmir'de var. öyle. Şeyde. Mesela dedim ki <laughs> Adana'da öyle, Antalya'da öyle, Manisa'da öyle. Bunlar hepsi mesela hani şey var yani. Aslında şey tartışılıyor tabii en fazla Büyükşehir Belediyesi tartışılıyor. Hı -hı. Alt belediyelerde çok fazla önemsenmiyor ben anladığım kadarıyla. Hı -hı. Bütün gözler şeyde. Büyükşehir Belediyesi'nde. Hı -hı. Aynı. Şimdi biraz dengelerde e, şey var. E, değişti İstanbul'da. Hı -hı. E, AKP, MHP yani Cumhur İttifakı e, ortak aday çıkarıyorlar. Tabii. yani Murat Kurum'u çıkartıyorlar. MHP aday göstermedi. E, İstanbul dediğim gibi 20 milyonluk bir Kendim onlar e, orada, MHP'nin de şeyi var, bir gücü var yani orada. E, diğer taraftan işte e, CHP yalnız sayılır, yani işte ufak tefek bir iki şey var ama onlar oradan gelecek çok fazla bir oy yok. ya yani Bir taraftan şey, yani İyi Parti, işte dedim ya en büyük partneri oydu İyi Parti, kendi adaylarını çıkardı. Burada e, AKP'nin e, adayının oyunu en fazla etkileyecek bu Yeniden Refah Partisi. Yani şeyden düşünürsek e, bu Erbakan döneminden e, bu Refah Partisi'nin en güçlü olduğu yer şeydir. E, İstanbul'dur. E, sonra tabii işte zaten e, e, tabii o tabanın oradan girdi. Zaten. Oradan belediye başkanı oldu falan. Şimdi aday çıkardılar. Işte. <laughs> e, aday çıkardı yani yeniden Refah Partisi. Kamuoyuna e, yansıyan rakamlar yani şöyle bir baktığında şeyin AKP'nin oylarını etkileyecek gibi duruyor. Eski. Yani öyle bugün miting vardı şeyde İstanbul'da, Yeni Kapı'da. Eskisi kadar kalabalık değildi. Yani bir kitle vardı ama yani işte diyelim Erdoğan'ın 3-5 yıl önce öyle o Yeni Kapı'nın zımbazıp dolduğu şeyler falan vardı ya. Mitingler vardı. Artık ondan daha fazla az bir kitlenin e, şey yaptığı, katıldığı işte o da büyük ihtimalle tabii e, e, iktidar gücü var ellerinde sağdan soldan çok çeşitli yöntemlerle şey getirmişlerdir katılımcı. Evet. E, getirmişlerdir. Yani İstanbul'u işleri biraz zor gibi e, geliyor bana. Reyden Refah Partisi oylarını epey bölecek. Dursel yaz geçtiğimiz gün iktidar medyasında şöyle bir tartışma olmuş. İşte yorumcular sonra bunu değerlendiriyorlar. Dem Parti'den biraz e, İmamoğlu'na kayış varmış ama Yeniden Refah'tan yokmuş. Yorumcu diyormuş ki en yeniden refah niye AKP'ye vermiyor? <gülüyor> <gülüyor> Tabii onların o yani şimdi şöyle, şöyle aslında şöyle değerlendirmek lazım. Sadece bizden değil her partinin tabanında bazı bu tür durumlarda kayışlar olabilir. Yani mesela bizim partisine parti tabanında. Ve, partisine verir yani ama şöyle, belediye başkanı başkanı. Yok yani. yok hayır o anlamda değil. O anlamda bu tip şeyler yerel yönetimlerde oluyor. oluyor. O başka mesele. E, yani bizim tabanımızda da e, işte AKP'nin gelmemesi için tamam ben mesela e, izliyorum şeyde e, sosyal medyada bu youtube e, hesaplarında falan e, diyor ki sonuna kadar dem partiliyim hiçbir şekilde ama diyor bu seçimlerde e, AKP'ye karşı bakın yani 8 yıllık bir politikadan söz tasfiye politikasından söz ediyoruz yani kişi yurttaş kürt yurttaş bilmem işte durakta kürtçe konuştuğu için darp ediliyor e, en ufak bir sosyal medya üzerinden bir eleştiri yapsa evi basılıyor sabaha karşı, koç başlarıyla kapısı kırılıyor, yere yatırılıyor, başına e, silah dayatılıyor filan. Yani şimdi bu tür tablolayla, baskı politikalarıyla, zulüm politikalarıyla e, karşılaşmış bir kişi yerel seçimlerde olduğu için, bak genel seçimde değişmez hmm. ama genel seçimde, yani diyor işte AKP gelmesinde kim gelirse gelsin hesabı. Ama şöyle belediyemize yani, belediye gene yani, partisi de verir diyor, belki aday da. Tabii adayda. tabii aday yani. Ama şimdi odur. o yani şey tutum yani önemli. Ufak tefek şeyler kayışlar olabilir. Bunu hani engellemek çok zor ama ben çok belirleyici olacağını Düşünüm, şey ben diyorum, düşünüyorum. Ben de düşünüyorum yani. Evet. Yani bu seçimde de kütler yani. kendi çıkarını düşünüyor. Evet. Öyle değil, Dünya ya. böyle diyor. Bir de herkes <laughs> herkes Kürtleri düşür nereye Bir de Kürtlere sorsunlar. Kürtler ne <laughs> evet. istediğini ya de Kürtleri dinlesinler. Ya zaten bütün tartışmalar yani. bak iktidar medyasında da Hı. muhalif medyada da Kürtçü tartışılıyor. Yani ben dem, yok yok dem Partinin bu dönem politikasını çok doğru buluyorum. Evet. Yani şu anda biz yönetimde değiliz tabii arkadaşlar. Yönetimde olduğu için söylüyorum. Yani e, kazan kazan mesela geçmiş dönem evet. politika neydi? e, karşımızdaki iktidar kazanma, gücüne Türkiye'de yok, yok, karşımızdaki değil. güce kaybettirme. E şimdi o politikadan vazgeçildi. E, Her yerde de kazanacağız, kazanmamız lazım. Nokta Aynen. koyuyoruz. Evet. Bitmiş uyarıyorlar yani. bir <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güzel tatlı <laughs> tatlı konuşuyorduk. Tamam. Önümüzdeki hafta zaten özel seçim programı yapacağız. Yine burada olacaksınız. İl il ilçe ilçe değerlendireceğiz sonuçları. Artık burada halaya mı dururuz ne yaparız bilemiyorum. Evet, çok teşekkürler sevgili kadınlar. Nursel Aydan ve Pero Dündar, Nazan Üstah da az önce ayrıldı. Sevgili izleyiciler, bir yedinci günün daha sonuna geldik. Tabii çok önemli konular vardı. Nevroz mesajları, Murat Karayola'nın açıklamaları ve yerel seçimler. Hepsini bir arada değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta özel seçim programlarımızla sizinle birlikte olacağız. Seçim JIN TV'den izlenir diyerek size iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.